Sevgili Cemre, Bakara 13'te işte okuduğum kafası çalışmayanlar ifadesi hangi Arapça tabir? Kur'an'da düşüncenin merkezi beyin olduğuna dair bir ifade geçmez. Yanlış çünkü o günahkar alnı sürükleyeceğiz deniliyor. Gayet frontal loba, loba gönderme var. Kur'an'ın kalbi düşünce organı olarak lanse etmesi birçok yerde. Kur'an'ın birçok aklını ve vicdanını işletenler aklını ve gönlünü işletenler ibaresini kullanmasıyla aynı mantıktır. Yani sadece aklı değil vicdanı da kullanman gerekir manasında. Bir dakika nedir? Neydi neydi neydi? Şu an ben bulamayacağım. Aklımda bir ayet vardı da. Kur'an'da birçok yerde geçer. Birçok yerde. Aklını ve gönlünü işletenler. Ayırır bu ikisini. Frontal lob karar alma, bilişsel faaliyetler ve özellikle yalan söyleme ile elintili bölge. Günahkar alın ifadesi beni de etkilemiş. Evet, o. Muazzam bir ifadedir. Muazzam bir ifadedir. Göz görür, kulak duyar ama kalp düşünür. Akıl eden beyin Arapça dima değildir. Günahkar alın Arapça'da alnı açık olmamaktır. Neden sonda böyle bir yorum yaptın Serhat? Akıl eden beyin Arapça dima değildir dedin. Bu da bir yorum. Günahkar Arapça Arapça'da alnı açık olmamaktır. Bu da bir yorum. Çok bariz bir ifade var. Günahkarın adamın alnı olduğuna dair. Niye bu kadar üçüncü, beşinci anlamı çıkardın ki ayette? Ben direkt ilk anlamı aldım.